Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brother HL 11-11 Tone Dome yapacağız. Bu toner TN1040 olarak da geçiyor. Çoğu Brother marka yazıcılarda kullanılan bir toner. İlk başta arkadaşlar ben bir şu şekilde bir toner aldım. 150 mm toner. Bu toner internette gayet uygun fiyatlara 150 mm yaklaşık olarak 3 defalık bir dolum yapıyor. Bu yüzden dolayı hemen size toner dolumumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde iki parça tonerimiz. Bunu hemen çıkarıyoruz. Çıkardığımızda şu kısmında görmüş olduğunuz gibi bir tıpa var. Bu tıpayı arkadaşlar bir tornavida yardımıyla şöyle hemen gösterelim. Bir tornavida yardımıyla biraz kaldırıyoruz. Onun ardından bir pense yardımıyla tutarak hemen şöylelikle bu şekilde çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, bu taznenin içi full toner doludur. Bunu tamamen boşaltıyoruz. Toneri ne kadar çok boşaltırsanız o kadar iyi olur arkadaşlar. Eski toneriniz muhtemelen artık ya boyama özelliğini kaybetmiş olacaktır. Evet arkadaşlar, tonerin içini boşalttıktan sonra artık hiçbir şekilde sıkıntı kalmayacaktır. Tonerimizin ağzını açarak artık dolma başlayabiliriz. Parça parça yaparsanız arkadaşlar sizin için daha iyi olur, yoksa taşıyor. Bu toner haznesi arkadaşlar yaklaşık olarak 50-55 gram bir şekilde toner alıyor. Evet arkadaşlar, şu anda tonerimiz ağzına kadar doldu. Tekrardan aynı şekilde bu tıpayı alıyoruz. Ağzını iyice kapatıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra şu kısımlarda kalan tonerleri iyice çırpalım. Onun ardından arkadaşlar bu tarafta dişli kısımlar var. Buradan bir reset ayarı yapacağız. Hemen şu kısımda görmüş olduğunuz gibi iki tane vida var. İki vidayı arkadaşlar söküyoruz. Evet arkadaşlar, bu iki vidayı söktükten sonra şu kapağı çıkarıyoruz. Bu kapağı çıkardığımızda iki adet dişli var. Birincisi bu çıkaracağımız dişler, ikincisi de bu dişli arkadaşlar. Bu dişliyi şu şekilde takıyoruz. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Bu tarafa doğru dönecek. Bitmiş tonerlerde dişli bu şekilde olur. Toner doldukça şu şekilde gelecek. Bu şekilde dişlimizi hemen şunu da yan tarafında tekrardan takıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde taktıktan sonra kapağını tekrardan kapatıyoruz. Ve vidalarını tekrardan takıyoruz.
Bu şekilde tonerimizi tekrardan resetlemiş olduk. Toneri resetlemeyi unutursanız yazıcınızda toner dişleri dönmediği için yazdırmaz. Hiçbir şekilde kağıt kabul etmez. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte TN1040 yani Brother HL1111, 1110 gibi cihazların toner dolumunu yaptık. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.